Bir Resim Bir Hikaye programından tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Uccello. Uccello'nun San Romano Savaşı resmini ressam Altan Çelem'le konuşacağız. Sevgili Altan, Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldin. Bugün sanat tarihinin çok önemli bir resmini seninle konuşacağız. Uccello'nun San Romano Savaşı. Bu resmi seçerken senin resimlerinde bir ilişkisi var gibi de geldi bana. Doğru. Ne dersin? Doğru. Öyle kesinlikle bir şey var değil mi? Yani o kompozisyon, şehir, perspektif, insan ilişkisi gibi bunu da gösteriyor aslında resimlerin. Benim konuklarıma sorduğum bir soru var, belki biliyorsundur. Sanat nedir diye. Aslında çok fazla tanımlanmış. Ama senin ağzından, senin aklından bir de duymak istiyorum. Ne dersin? Doğru. Sanat bana göre bir dil. Kendini özgün bir şekilde bir ifade etme aracı. Sanat tarihi boyunca eskiden belki zanaat olarak ya da bir belge mantığında yapılırken son dönemlerde daha özgün, evrensel bir dil olarak ve imkan ve olanaklarıyla gitgide genişleyerek kendini ifade eden bir dil olarak düşünüyorum. Yani bireysel bir şekle dönüştü. Kesinlikle. Mi demek istiyorsun? Evet. Olanakları da arttı. Eskiden disiplinlerin sınırlı alanları varken şimdi disiplinler arası ilişkiler, teknolojik olanaklarla kendini ifade etmeye çalışan sanatçının çok daha özgür bir şekilde bunu yapabildiğini görüyoruz son evet, dönemde. Evet, doğru ya. Şimdi ben bazı öğrencilerimde tabletlerden resim yaparken evet, görüyorum. Evet. Bunu mu demek istiyorsun? Bunlar dijital baskılar, başka teknolojik aygıtlar ama her şey sonuçta bir dil dedik. Bunun evet, kodu, mantığı, grameri bir. Kullanılan araç gereç ne olursa olsun sonuçta özgün bir sanat eseri ve evrensel bir dil. Dönemin şahitliğini, tanıklığını yapan bir mantık içerisinde gelişiyorsa tanım yerine oturuyor demektir bence. Harika bir tanım bence ve değişik, güzel de bir konuya girdin. Bu arada tabii ki senin resimlerinde de bunun etkisini çok görüyorum. Ya. Senin resimlerine baktığım zaman o yaşadığın, gördüğün her şeyi görüyorum. Çok iyi oturduğunu düşünüyorum. Şimdi o zaman Uccello'ya dönelim mi? Tabii ki. Şimdi neden bu resmi seçtik? Bu resmi neden konuşuyoruz? Bu konuda bir söyleyeceğim bir şey var mı? Aslında var. Bu resim benim için öğrencilik döneminde tanıştığım bir resim. Yani daha sonradan etkilendiğim bir resim değil. Öğrencilik döneminde beni çok çarpmıştı. Kompozisyonu, figürlerin ele alış şekli, kurgusu ve kotarılış biçimi. İlk dönem resimlerime de ilham kaynağı olmuştur. Bu resimden espri kopyaları da yaptığım vardır. Gerçekten de çok doğru söylüyorsun. Akademiye girdiğimiz zaman hepimizin öykündüğü bir ressam, bir resim vardı. Uccello'nun bu resmi benim de anılarımda yer alır. Baktığım zaman çok şaşırmıştım. Bize öğretilen ve öğretilmek istenen birçok şeyi de orada sanki görüyor gibiydim ama perspektifi yoktu. Evet. Ama buna rağmen dönemin çok ilerisinde. Bugünkü resme ışık tutmuş, öyle doğru, değil mi hocam? Doğru, özellikle kompozisyonu. Kompozisyonu çok önemli. Peki hala boyutları nedir yaklaşık? 182-320 olarak geçiyor. Üç parçadan oluşuyor aslında. Üç parça mı, üç defa mı yapmış? Ne dersin? Yani bu bir devam resmi değil. Aslında bu San Romano Savaşı konusunun üç ayrı zaman döngüsünde ele aldığı üç farklı parça olarak ele almış. Bu birincisi. Evet. İkincisi savaştaki gün ortasını, üçüncü parçada gün sonunu anlatan üç tematik eser. Ama bu birinci parçası ve Londra Ulusal Galerisi'nde orijinal eser durmakta. Evet, yani bir tanesi karanlıktır, doğru, kuyudur. Doğru. Diğeri ama şeyler bellidir, yani elbiseler, atların duruşu, oradaki mızrakların duruşu. Kesinlikle. Biraz şimdi birazcık daha yaklaşalım resme. Doğru. Neler anlatırsın bu resim hakkında? Ben o üç parça içerisinde bu resim beni daha çok çarptığını söyleyebilirim. Özellikle mızraklar, kompozisyonu, dizilimi, üç diagonal kompozisyon, arka plandaki küçük figürler. Diğer iki parçada tabii ki onlar da çok muhteşem eserler ama bu benim için daha özel bir iş.
rengi olsun, evet, koyu açı olsun, bir de resmin sanki bir matematiği var, öyle kesinlikle değil mi? Kesinlikle. Yani sanki sadece sırf mızraklarla bile o matematiği kurduğunu söyleyen bir sürü görüş var. Yerdeki mızraklar, dikili olanlar, boşluk doluluk, merkezi. Yani bence çok ilerisinde, dönemin çok ilerisinde bir sanatçı, evet, olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırtıcı. Peki hocam, buradaki figürleri biliyor muyuz? Onlar hakkında söyleyecek bir şey var mı? Evet, burada aslında figürler, tabii ki baş kahramanımız beyaz atlı, kırmızı şapkalı figür, komutan Tolentino. Fakat burada daha çok ilginç olan bence figürleri ele alış şekli. Evet. Yani atları daha lekesel olarak halletmesi, hatta bir atlı karıncadaki hayvanlar gibi ele alınmış hali, bir tiyatro oyunu gibi, bir kukla tiyatrosu gibi. Yani savaşın dehşetinden aslında uzak bir algı var burada. Neredeyse bir animasyon resmi, aynen, gibi. Hatta süsleyici bazı çilek meyve bahçeleri arka planda dekoratif bir anlayış katmak için sanatçının kullandığı bir tavır. Arkadaki küçük figürler daha önce ele alınmamış perspektifle ilgili yeni bir gelişme. Yani birçok şey aslında döneminin çok çok ilerisinde. Hatta yağlı bugünü boyayla bile kapsıyor. Evet, yağlı boyayla değil, tempera tekniğiyle ele alınmış. O zaman tempera tekniğini iki cümlede bize, yani izleyicilerimiz bilsinler, tempera tekniği nedir? Kısaca toz pigmentin yumurta akı, su gibi bağlayıcıyla karıştırarak elde edilen bir boya. Yağlı boya öncesindeki birçok eserde kullanılan bir teknik. Peki hocam, bu resmin renkleriyle ilgili, o zaman madem tempera tekniği kullandık, renk kompozisyonuyla ilgili söyleyeceklerimiz nelerdir? Aslında bir taraftan lekesi çok güçlü bir resim. Koyu yani açık beni, çok, evet, güçlü. Koyu açığı çok güçlü. Fakat renk de var tabii ki. Yani. Ama renk burada daha çok dekoratif anlamda kullanılmış. Süslemelerde, bayraklarda, flamalarda, bir takım amblemlerde. Ama onun dışında koyu açık de, dengesi çok güçlü. Yani bence renkten daha güçlü yani bir kısım. Acaba bu perspektifi güçlendirmek için, kesinlikle, yapılmış olabilir mi? Kesinlikle. Evet. O dönemde zaten çok var. Yani perspektifle savaşan ressam, aynen, koyu açığı ön arka yaparak, doğru, flulaştırarak, netleştirerek bir espazla yola çıkıyor. Espaz, bir derinlik yapmaya çalışıyor. Doğru, doğru. İtalya'da Rönesans'ın büyük bir gelişme gösterdiği dönemde doğan ressam Uccello'nun asıl adı Paolo Didono'dur. Rönesans'ın dahi sanatçısı, üstün yeteneğinden dolayı henüz çocuk yaşlarda Floransa'da heykeltıraş Ghiberti'nin atölyesinde çalışmaya başladı. Uccello, her ne kadar heykel yerine resim yapmayı tercih etse de, eserlerindeki figürlerin heykeli andırması, kimilerince o dönemki çalışmalarının yansımaları olarak değerlendirildi. Floransa okulu, çağdaşları Masaccio, Brunelleschi, Donatello ile birlikte Uccello'nun tabi olduğu sanat akımıdır. Bu akım, mekana üç boyut veren kompozisyonlarla ilk modern resmin de başlangıcını oluşturdu. Uccello, perspektifi çözme eğilimini Masaccio ve Donatello gibi sanatçılardan edinse de, eserlerindeki etkiyi güçlü kılmak adına kendisini kurallarla çevrelemedi. Mekan anlayışını perspektif açısından geliştirerek, biçimsel soyut bir yaklaşım ortaya koyarak, gotik üslupla modernizm arasında geçiş olacak devrim niteliğinde özgün eserler ortaya koydu. Uccello ve Floransalı çağdaşları olan Brunelleschi ile Masaccio'nun resim sanatına getirdikleri yeni teknikler, modern resmin kurulmasında temel oluşturarak arkalarından gelen Leonardo da Vinci, Rafael ve Michelangelo gibi Rönesans'a damgasını vuran yeni kuşak sanatçılara yön verdi. Peki Altancığım, bu resmin hikayesine gelelim şimdi. Evet, resmin hikayesi 1432 yılında Floransa şehir devletinin Siena şehriyle yaptığı savaşı anlatan bir tema söz konusu. Bir savaş sahnesi. Savaş sahnesini 8 saat süren bir savaşın 3 parçada anlatımını kapsıyor. Dediğimiz gibi bu ilk parça ve savaşın giriş kısmı. Komutanımız da kırmızı şapkalı Tolentino liderlik ederek ordularını Siena birliklerinin karşısına sürüyor. Hocam, bu savaş 8 saat sürmüş. Evet. Yani sabah, öğle, akşam. Evet. O üç resmi ona göre yapmış, evet, öyle mi? Üç gün farklı üç gün dönümünü kapsıyor. İşte birincisi ilk kısmı, gün ortası ikincisi ve gün sonu üçüncüsü olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Aslında çok büyük bir minyatür gibi o zaman. Doğru, doğru. Yani minyatürlerde gördüğümüz anlatıma o benziyor, anlatımı kullanmış. Doğru. Evet hocam, sonra bunun hikayesinde daha neler var, onları senin ağzından dinleyelim. Savaş sahnesinin dışında aslında resmin önemli olan, yani beni çarpan kısmı, dediğim gibi figür anlayışı. Figürleri şiddetten uzak, dekoratif bir dille,
ve belki bana göre de biraz çocuksu bir algıyla... Eğlenceli bir şekilde kesinlikle yapmış. Aslında bu resmin beni çarpma nedeni biraz da o. Yani savaş sahnesi sertliğinin tam dışı, tersi bir algı söz konusu yani burada. Yani biz savaş resmine baktığın zaman oradaki savaşın yıkıcılığını görürüz ve savaşın kötü bir şey olduğunu biliriz ama bu resim sanki bir duvarda bir dekor gibi durabilir. Doğru. Pekala bu hafifletmeyi sence neden yapıyor Uccello? Yani o dönemsel bir şey mi yoksa Uccello'ya ait bir şey mi sence? Bence kişisel bir yaklaşım. Kişisel bir yaklaşım. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Kendini ressam olarak bile görmüyor olabilir belki. Olabilir, ne dersin? Olabilir. Yani dönemin tanıklığını yapan bir kişi diye böyle düşünebiliriz. Böyle bir sorumluluk da yapmış olabilir. Doğru. Bu resmin arka planında insanlar görüyorum. Onlar kimler? Doğru. Onlar Floransalıların askerleri ve yardım çağırmak üzere gönderilmiş şeyler, haberciler olarak düşünüyoruz. Bayağı yani o şekilde aktarılıyor. Sinemaskop bir görüntü var. Aynen, yani savaş devam ediyor ve bu savaşta taraf olan bir taraf yardım çağırmaya gidiyor. Evet. Ve bunu uzak plandaki figürleri daha küçük kullanarak ve bu da o dönem için yeni bir algı. Yani böyle bir ele alış var. Derinliği daha iyi algılatmak için. Doğru. Evet. Yani resim gerçekten çok büyük bir minyatür gibi ama kesinlikle. Resmin karşısına geçtiğin zaman o savaşla ilgili bir şey değil de giysilere, mesela arkada çiçekler var görüyoruz mesela. Ona benzer bayağı böyle doğa parçası sanki kesinlikle. Savaşın etkisi yok da değil mi? Mesela oradaki hiçbir şey yok olmamış ve savaştan etkilenmemiş gibi. Doğru, bir kurgu gibi aslında ve dekoratif olması için çaba gösterilmiş. Evet. O sertliği kırılmış, savaş etkisinin verdiği şiddetten uzak, dekoratif bir algı hakim diye düşünüyorum. O anlamda demek ki söylediğin gibi resmin yapılışındaki matematik, koyu açık ve işte... Daha çok resmi düşünmüş sanki. Resmi düşünmüş sanki, evet. O anlamda bence çok değerli, farklı bir değeri kesinlikle. Olan bir resim. Hocam aslında Uccello ile ilgili fazla bir bilgi yok elimizde. Evet. Kimdir, ne zaman, kimden etkilenmiş onlara dair de çok fazla bir şey yazılmamış. Evet. Onun için yanıltmayalım, o konuda fazla bir şeyler söylemeyelim diyorum ama resim çok şey söylüyor. Evet, resim çok zengin. Resim çok zengin. Şimdi bu resmi şöyle parça parça inceleyelim. Mesela gerçekten de yerde yatan adam çok komik bir perspektifte yatıyor. Doğru. Ve çok kişiye de örnek olmuştur. Buna rağmen. Doğru. Başka neler görüyorsun hocam? Evet, bu yerde yatan ölü asker figürü çokça eleştirilen bir figür ama aslında perspektife çok iyi hizmet ettiği için ve o dönem için çok yeni ve ilk bir ele alış şekli. Aynı şekilde yanındaki diğer parçalar, kırık mızraklar, dikey olanlar, bunların hepsinin perspektife nasıl hizmet ettiği, demin konuştuğumuz arka plandaki küçük figürler, büyük küçük ilişkisi, derinliği, resmin kompozisyonunu güçlü kılan şeyler. Ama onun dışında da korkunç bir özen görüyoruz. Yani bütün atlarda, dekoratif süslemelerinde... Mutlu atlar var değil mi? Evet, atlarda dahi sevimli bir algı var. Figürlerde aynı şekilde, şövalyelerin zırhlarında aynı şekilde, armalar, amblemler... Kimse savaşmıyor süslemeler. Sanki. Aynen öyle. Sanki müthiş bir dekoratif bir hal var. Hoş bir enstantane duygusunda. Arkadaki meyve bahçeleri... Yani resmi şık ve onlar boş hale getirecek her şeyi kullanmış. Nar ağaçları kullanmış. Derler öyle mi hocam? Nar, portakal ve gül olduğu söyleniyor. Portakallar zaten seçiliyor belli oranda ama onlarla süslemesi sanatçının bu işe nasıl baktığını, nasıl algıladığını, savaş temasını dahi nasıl yorumladığını bize gösteren bir örnek diye düşünüyorum. Bir de ön arka diye hani arka taraf birazcık daha ayrılıyor. Net bir şekilde ayrılırken ama onlara da bayağı ciddi bir uğraş. Doğru. Hatta onların elbiselerinin detaylarını bile görebiliyoruz. Doğru, çok özenli. Çok özenli ele alış var. Aslında minyatür resimde böyle bir şey yoktur. Ama burada Uccello'nun galiba en büyük derdi o perspektifi vermek. Doğru. Öyle mi? O konuda takıntılı olduğu söylenir. Takıntılı. Onun için o figürler küçük ama yine de müthiş detaylı. Müthiş detaylı. Ya onların küçük oluşu dışında arkaya doğru, derinliğe doğru bizi yönlendiren dediğim gibi o mızrak açıları söz konusu. Evet.
Her birinin kurulum şekli, açısı hiçbir rastlantısal değil. Her biri bizi arkadaki derinliğe doğru yönlendirecek şekilde izleyiciyi bir kurguya sokuyor. O açıdan, gerçi önde onu kesen sert bir yatay hareket var ama yapının altından devam eden ve geriye doğru o derinliği sağlayacak olan kompozisyon bence çok güçlü. Galiba hikayesinden çok resmin bu haline takılmış Uçelo. Kesinlikle. Peki Altancığım, bu savaşın önderi gibi gözüken ve başına komutan her şeyi... Komutan Tarantino, evet. Komutan Tarantino, bunun başında da çok acayip süslemeli bir şapka var. Hani doğru. Savaşa giderken böyle bir şey giyilir mi? Giyilmez. Giyilmez mutlaka. Tabii ki. Fakat onu ayırmak için özellikle o kırmızı başlığı ve yüzü açık bir şekilde onu ifade etmeyi tercih etmiş. Yani ona orada bir övgü ve vurgu var. Hem övgü var hem de vurgu. Doğru. Arkası birazcık daha koyu. Aynen. Tam o koyunun önünde beyaz at. Güçlü bunun, bir şekilde merkezde. Koyu açık dengesini işte önde de koyu bir at ile evet. Hemen onda tekrar demek ki koyu açık, koyu açıkla perspektifi yakalamaya çalışıyor. Doğru. Yani biz bu resmi konuşurken dikkat edersen daha çok resimsel, resimseli konuşmaya başladık. Doğru. Zaten aslında galiba bu ön Rönesans, erken Rönesans resimlerinde galiba bu birazcık daha önde biraz resme oluyor. Doğru bir geçiş başlamış. Yani daha evet. Önce ikonografik düşünceler, daha primitif perspektif algıları varken sanki bu resim ve bu dönemde bir geçiş söz konusu olmuş. Yani daha resimsel algılamak, resmin sorunlarını resmin içine daha çok sokmak gibi bir algının burada başladığını görüyoruz. Ressam resmiyle savaşır. Doğru. Öyle değil mi? Yani Uccello da bu resmi yaparken bir savaş vermiş. Bu resmin ne kadar hikayesini anlatsak doğru. Aslında o ressamın savaşını görüyoruz. Ve ön planda olan yine resim aslında. Evet. Şimdi birazcık da senin savaşını sorayım. Sen de resimlerinde biliyorum seanslar yapıyorsun, desenlerin çok sağlam. Onunla bir ilintin olduğunu, ondan etkilendiğini düşünüyorum. Acaba Uccello'nun senin resmine yansıması nasıl oldu? Onun hikayesini de senden dinleyelim. Dediğim gibi daha çok öğrencilik döneminde tanıştığım bir ressam olduğu için o dönem beni en çok etkileyen kısmı Uccello'nun bu iki boyut, tek boyut ilişkisi üzerindeki gelip giden etkisi. Kendi resmime yakın bulduğum, algı olarak kullanmak istediğim aslında en belirleyici özellik oydu. Yani bu resimde olduğu gibi bazı şeylerin üç boyutlu algılanması, bazı yüzeylerin iki boyutlu gibi derinliksiz algılanması ve bu ikisinin oluşturduğu tezat aslında benim resmimin besleyen belirleyici kaynaklardan biriydi erken dönemde. Daha sonra tabii buradan uzaklaşarak ama yine resimsel kurgu anlamında yakınlığım var ve onu severim. Her zaman bakarız mutlaka. Mutlaka. Tekrar baktıkça. Bir başucu kitabı gibi. Evet, yeni şeyler görüyoruz. Sanki bir romanı doğru. Okur gibi. Doğru. Şimdi senin resimlerinde ben şehir, insan ilişkisini, tıpkı Uccello'daki gibi o dikleri, yatayları doğru. Ve perspektifle savaşan yeni bir resim görüyorum. Ona ne dersin? Resmimi şu anda tabii ki besleyen en belirgin şey yaşam. Bu anlamda günlük yaşam ve kent hayatı diyebiliriz. Kent hayatını oluşturan her şeyi, her öğeyi bunun içine sokabiliriz. Yapılaşmadan bu kentin içinde oluşan insan toplulukları ve bireysel anlamda insan durumları dahil. Bununla ilgili temaların her biri resmin iskeletini oluşturuyor. Tabii yine Uccello örneğinde olduğu gibi konulardan çok meselenin sonucunda resim oluşabilmesi, resmi ifade edebilmesi en belirgin özellik. Yani buradaki mızrak meselesi, perspektif meselesi gibi durumlar artık günlük hayattaki şehir manzaralarında ya da bizim ele aldığımız kompozisyonlarda karşılığını buluyor aslında. Tabii ki buradan çıkarak kendi resmini bulmak adına çok daha fazla betimleyeceğin şeyler var. İşte arabalar görürüm, köprüler görüyorum. İnsan kalabalıklıkları görüyorum. Doğru. Buna göre böyle lekeler yapıyorsun. Renkleri zaman zaman çok az, zaman zaman siyah doğru. Beyaz kullanıyorsun. Doğru. Bu günlük hayat meselesi aslında özellikle son dönem sergilerde de en çok kullandığım özellik. Günlük hayat bana daha samimi geliyor. Ve sanatçının bir sorumluluğun da çağının tanıklığı olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda çağın ruhunu, zaman ruhunu yakalamaya yönelik bir kaygı taşıyorum. Yani bugünün insanın derdi nedir? Bugünün şehir hayatını yaşayan insanın... Özellikle İstanbul'da yaşadığın için aynen. Zaten bunu hepimiz bu soluyoruz. Sıkıntıyı soluyoruz aynen. Gerçekten. Ve çok da güzel anlatıyorsun. Şöyle bir şey var mı aslında sanatta?
hani Uccello'ya da bakıldığı zaman dönemini görüyoruz. Oradaki yaşamı görüyoruz. Oradaki hani savaşı tam algılamıyoruz ama yine de o resimden öğrendiğimiz şeyler, o gün ne yaşanmış. Evet, bir kayıt düşüyoruz. O anlamda senin resminde önemli bir görevi var gibi geliyor bana. Sanat tarihi adına kalacağına inandığım resimler öğretiyorsun. Teşekkür ederim. Altancığım, ben seni uzun zamandan beri izliyorum. Senin bazı dönemlerin vardır. İşte o deniz, sahil dönemlerin. Bu sıralarda şehir yapıyorsun. Evet, kent ağırlık vardır. Kent ağırlıklı resimler yapıyorsun. Peki bunlar nereye gidiyor? Neler yeni düşündüğün şeyler var mı? Aslında kent ve günümüz hayatı, yani kent içinde yaşayan insan hayatı çok zengin bir konu. Ve bizler de bunun içinde yaşıyoruz. Her gün yaşadığımız trafik, her gün yaşadığımız yoğunluklar, birçok akış, daha doğrusu şöyle tanımlamak lazım, akış ve tanıklık diyorum ben bu kavrama. Yani olup bitene karşı edilgen bir şekilde sürükleniyoruz ve bununla ilgili bakışımız, bir algımız ve buna tarihe not düşecek bir kaydımız var. Bu anlamda ne yapıyoruz, nasıl bakıyoruz, çağın insanı nasıl yaşıyor, nasıl ele alıyor, kendisini nasıl ifade etmeye çalışıyor? Bunu güzelleştirmek falan gibi bir kaygıyla değil de... Daha çok resimsel bir kaygıyla. Resimsel bir kaygıyla. Aynen. Çünkü eninde sonunda resim, koleksiyonerler tarafından, izleyiciler tarafından beğenilip asılıyor. Ama şöyle bir metafor yok mu? Yani senin rahatsız olduğun şeyi de severek alıp asıyorlar. Bu da bana çok ilginç gelir. Her zaman öyledir. Uccello'nun San Romano Savaşı'nı, seninle üzdüşümlü bir şekilde olduğunu düşündüğüm San Romano Savaşı'nı konuştuk. Çok güzel bir açıklama yaptın. Hatta aslında resim hakkında çok fazla konuşulacak bir şey de yok. Resim sadece kendini ifade ediyor. Kendini ifade ediyor. Resim aslında kendini anlatıyor. Bu anlamda bence çok değerli bir program oldu. Programımıza katıldığı için çok teşekkür ederim Altan. Ben teşekkür ederim. Tekrar umarım bir başka programda seni aramızda görmek istiyorum. Sayın seyirciler, bugünkü programda Uccello'nun San Romano Savaşı resmini ressam Altan Çelem'le konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın başyapıtını kiminle konuşacağız. O güne kadar hoş kalın, hoşça kalın.